Arkadaşlar şimdi Schrödinger, bizim için kuantum mekaniğinde çok çok önemli olan bir denklemden bahsedeceğiz. Schrödinger denklemi. Aslında öz değer, öz vektörler olayına bir bakarsak. Elimde matris var. Bunu x vektörüyle çarpıyordum. Bunun öz değerleri lambda x oluyordu. Böyle bir denklem vardı. Ondan sonra öz değerlerini buluyordum. İşte a eksi lambda i matrisinin determinantının sıfır olduğundan öz değerlerini buluyordum. Burada herhangi bir şey yok. Bu matris denklemi. Şimdi bakın, kuantum mekaniksel diliyle bakarsam benim elime bir tane Hamiltonian denklemi var. Bunu operatör olarak bir şey yapıyorum. Neden oluşuyor bu operatör? Kinetik enerji kısmı, momentumun karesi, momentum operatörünün karesi bölü 2m artı potansiyel kısmı, v of x, bir boyut için bakıyorum. Şimdi, biz dalga fonksiyonundan bahsetmiştik. Bu ne işe yarıyor? Şimdi onu göreceğiz. Şimdi Schrödinger denkleminin ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Şimdi bakın, bu da aynı şey aslında. Bak, matrise bir tane vektör vuruyorum, bana onun aynı veriyorlar. Yani öz değerlerini veriyor. Şimdi bunun için aynısı geçer. Buna da Hamiltonian operatörüne de wave function, yani dalga fonksiyonlarımı vuruyorum. Yani dalga fonksiyonu neymiş yani görüyoruz. Bana ortamdaki Hamiltonian, işte enerji artık diyeceğimiz enerji operatörümün, enerjiyi oluşturan, bana özdeğer olarak enerji veren operatörümün enerji kısmından, enerji değerlerini çıkarmak için kullandığım bir şey. Görüyorsunuz, Hamiltonian'ın ne psi dalga fonksiyonunu vuruyorum, bana enerjileri veriyor. Bu kadar basit. Schrödinger olayı da bu. Schrödinger denklemi de aslında bir özdeğer, öz vektör, özdeğer denklemi. Burada öz vektör dediğim, burada A dediğim, kuantum mekanik dilinde eğecek diyor. X dediğimde dalga fonksiyonu. Burada bu x de bu x aynı değil. Bu koordinat, bu vektör olan. Aynısını yapıyorum. Bakın, öz değer, öz vektör bulma işinden hiçbir farkı yok. Bana bir enerji seviyesi, bana daha doğrusu bir tane bölge verecekler. Orada Schrödinger denklemini çözüp enerjisini bulacağım. Birazdan göreceğiz onu. Yani Schrödinger denkleminin aslında havadan gelmediğini, bu denklemin psi'yi vurduğu zaman enerji değerlerini verdiğini biliyoruz. Şimdi o zaman bakalım. Kuantum mekanik dilinde momentum operatörü dediği ifade öteleme operatörüdür. Dx. Yani buna öteleme diyoruz. Kuantum mekanik dilinde momentum ötelemedir. Öteleme. O yüzden h'i tekrar yazarsam, yani tam yazmak ne kadar doğru ama şöyle yazalım. Eksi h bar kare bölü 2m d kare dx. Dx kare artı v x. Potansiyel kısmı, kinetik kısmı. Tamam, o zaman şu denklemi vuralım şimdi. H psi eşittir i psi. Yazarsak eksi h bar kare bölü 2m d kare psi over d dx kare psi x dx kare artı v of x psi x eşittir i psi x. Yani bakın, kinetik enerji kısmını momentum öteleme operatörü olarak yazdım, yerine koydum. Karesini aldığım zaman değil, bakın kompleksle eşleniyle çarpmıyorum, karesini alıyorum direkt. O zaman ne olacak? Çünkü burada karesi var. O zaman ne olacak? Ve dalga fonksiyonuna vurduğum zaman eksi h bar kare over 2m d kare psi x dx kare. Şunu aslında daha düzgün yazayım. Çok görünüyor gibi değil. Daha düzgün yazarsam burayı. Eksi h bar kare bölü 2m. Bu denklemle ulaşacağız. V psi x over v x kare artı v of x psi x eşittir i psi x. İşte bu benim Schrödinger denklemim. Tabi zamandan bağımsız olan Schrödinger denklemim. Kinetik enerji kısmı artı psi of v of x psi of x eşittir i çarpı psi of x. Yani bana dalga fonksiyonu verecek. Daha sonra ben de Schrödinger
bana bir bölge verecek, Schrödinger denklemini çözeceğim, dalga fonksiyonunu bulacağım. Bu kadar basit. Şimdi o zaman tekrar Schrödinger denklemimi yazayım ve ondan sonra belli birkaç yerde bunu çözeyim. Dediğim gibi Hamiltonian operatörüm var. Momentum ve momentum da benim için kuantum mekaniğinde bir operatör. Bir tane potansiyel operatörüm vardı. Dalga fonksiyonunu vurdum. Schrödinger elde ettim. Tekrar yazalım. Eksi x bar kare bölü 2m d kare psi of x dx kare artı b of x bir boyut için tabi bu geçerli. Psi of x eşittir i psi of x. Yani bir boyut için derken x'te yazıyorum. 3 boyut olsa burası x olmaz diye kare artı d kare nerede gelir? Şu an sadece bir boyutta çözdüğümü varsayıyoruz. Buraları da siliyorum artık. Mesela particle, bir boyutlu kutu içinde particle. Şöyle bir sistem var elinde. Mesela bir boyut için, tamam mı? Bir boyut, sıfırla L arasında bir tane kutu var. Burada parçacık var, M kütleli. Hareket ediyor belli bir hızda. Bakın burada potansiyel sonsuz. Yani şey gibi düşünün. 0 ve L'den sonra potansiyel sonsuz. Yani bu duvar benim için sonsuz potansiyel. Beni düşünürsek bu duvar sonsuz potansiyel. Bu taraftaki duvar sonsuz potansiyel. Ben aradaki 0 ile L'de hareket ediyorum. O arada bir boyutlu düşünebiliriz. Şu an bir boyutlu hareket ediyorum ben. Parçacık ne buradan dışarı çıkabilir ne buradan dışarı çıkabilir. Sonsuz bir şey varsa ben ne kadar uğraşsam da bu duvarın içine geçemeyeceğim için dalga fonksiyonu burada bitiyor. Öbür tarafta da bitiyor. O zaman buradaki dalga fonksiyonların 0, 0. Sadece bir tek burada var. C of x. Sadece şu ara bölgede hesaplayacağım. Şimdi o zaman bakarsak. Şöyle yine yazalım. Eksi h bar kare. Tabii burada potansiyel ne? V eşittir 0 burada. Arada potansiyel yok. Şu an ben herhangi bir potansiyele maruz kalmadım. Şöyle yazayım. M kütleli parçacık sağa doğru V hızıyla hareket ediyor. Potansiyelini yanlış anlaşılmasın diye O diyorum. Aradaki bölgede potansiyel 0. Şimdi o zaman Schrödinger yazıyorum. Eksi h bar kare bölü 2m d kare psi of x dx kare eşittir e kare. Yani e psi of x. Görüyorsunuz potansiyel kısmı yok çünkü. Bunu çözeceğim. O zaman denklemi çözmeye başlıyorum. D kare psi of x dx kare eşittir eksi 2m e bölü h bar kare psi of x. Bakın şu terimi 2m i over h bar kare terimine k kare diyorum. Yani ne oldu benim? D kare psi of x dx kare eşittir eksi k kare psi of x. Bir şeyin ikinci türevi eşittir aynı şeyi verecek ama eksisine ve k kareli bir terim geliyor. O zaman biliyoruz ki bu tarz şeylerin çözümü sinüs ve kosinüstür. O zaman psi of x yazabilirim. Psi of x a sin kx artı b cos kx. Demek ki benim dalga fonksiyonum bu kutu içindeki, bir boyutlu kutu içindeki dalga fonksiyonum buymuş. Peki ben şunu biliyorum. Arkadaşlar dalga fonksiyonu sıfırda ve L'de sönmek zorunda. Bakın gidiyorum, gidiyorum, bir dalgam var. Buraya çarptım, artık içeri geçemiyorum. Ve burada dalga fonksiyonum ölecek. Yani psi 0 eşittir 0, psi L eşittir 0. Bu conditionları kullanacağım. Psi 0, çünkü dalga dışarı çıkamıyor, psi L eşittir 0. Bunu çözmek zorundayım. Şimdi psi 0'a bakarsan, psi 0 eşittir. Sinüs her zaman sıfır olacağı için sıfırda. B, o da eşittir sıfırdı. Yani görüyorsunuz B sıfır. Yani kosinüs terimi öldü. Çünkü sıfır eşit olmak zorunda. Kosinüs sıfırda bir olduğu için B'yi sıfır yapmak zorundayım. O yüzden benim dalga fonksiyonum neymiş? A sin kx. Sin kx. Dalga fonksiyonum bu. Kosinüsü eledim. Şimdi L'de sıfır arayacağım. L'de sıfırı nasıl bulacağım ona bakalım. Şu kısmını sileyim.
N'de sıfır nasıl bulacağım? A sin kl eşittir sıfır olmak zorunda. Çünkü niye? Çünkü L'ye de dalga fonksiyonu sıfır. L'yi yerine koydum, x'in yerine sıfır. O zaman şu kl ifadesi ne olacak? Sinüs nerelerde sıfırdı? Pi'nin katlarında. Np yazıyorum. Yani k ne çıkıyor buradan? Np. İşte bunu kuantize etmek de diyor. Buna kuantize metodu. K'yı kuantize ediyorum. Şu kl çarpımı np olduğu zaman bu sinüsün sıfır olması gerekiyor. A sıfır olamayacağı için. Bunun sıfır olması için de kl ifadesi np olmak zorunda. Çünkü sinüs pi de, 2 pi de, 3 pi de hepsinin sıfırdır. Doğru. O yüzden k'yı böyle yazabiliyorum. Öbür türlü çünkü sinüsü sıfır yapacak değer yok. Tamam, güzel. Bunu böyle yazdım. Enerji neydi? H bar kare, k kare bölü 2m. Şuradan görüyorsunuz. 2m y over h bar kare, kareye k kare demiştim. Buradan ne çıkar? N kare, pi kare, h bar kare bölü 2ml kare. Enerji de bu çıktı. K'yı yerine yazdım. K yerine mp over l yazdım. N kare, pi kare, h bar kare bölü, daha düzgün yazayım. N kare, pi kare, h bar kare bölü 2ml. Enerji de il'lerin de yazılması il. Enerjiyi de böyle yazabiliyorum. K'yı bulduktan sonra enerji. Bakın enerji yine enerjiyi k cinsine yazın. Ondan sonra k'nın yerine bulun bu kuantizeyi yerine yazın. Bulabilirim. N 1'den başlıyor. Sıfırdan başlamıyor tabii ki. O yüzden tamam, bunu güzel. Bunları hallettik. O yüzden şu şunu yazabilirim. Benim dalga fonksiyonum şu oldu yani. B, C n of x n. Nci derece. A sin n p x bölü l. Dalga fonksiyonum a sin n p x bölü l. Daha düzgün yazarsam a sin n p x bölü l. K'yı yerine yazdım. Tamam. Bunu bulduktan sonra A değerinin ne olduğuna bakarsak, şuraları da sileyim. A değerinin ne olduğuna bakalım. Bu sıfırla niye arasında tanımlı bir şey? Bu sıfırla niye arasında tanımlı bir şey? Doğru. Artık sıfırla L'de tanımlı olduğuna göre şunu yazabilirim. Sıfırla L arasında Cn'in karesi dx eşittir 1. O da eşittir a kare sıfırla l sin kare n p x bölü l dx eşittir 1. Sinüsü sin kare x 1 eksi cos 2 x bölü 2. Bunu yerine yazarsak a kare bölü 2 sıfırdan l'ye 1 eksi cos 2 n p x bölü l dx. Şu kısmın integralde bir önemi kalmıyor çünkü kosinüsün integrali sinüstür. L'yi koyduğunuz zaman, sıfır koyduğunuz zaman sinüs ifadesi yaşamayacak. O yüzden a kare l bölü 2 eşittir 1. Buradan sadece l gelir. A buradan kök içinde 2 bölü l olur. Yani artık şuraları da sileyim. Benim dalga fonksiyonum şu kalsın. Sin kare x eşittir 1 eksi cos, şöyle yazayım. Sin kare x eşittir 1 eksi cos 2x bölü 2. Bunlar bildiğimiz şeyler. O yüzden benim dalga fonksiyonumu direkt en son halini şöyle yazabilirim. Kök içinde 2 bölü l sin n p x bölü l. Bu benim dalga fonksiyonum. Particle bir boyutlu kutudaki parçacığın dalga fonksiyonum bu. Bu benim Schrödinger denklemimin ilk uygulaması aslında. Ondan sonra şimdi yeni bir şeye bakacağız. Böyle bir kutu olmaz da başka bir şey olursa nasıl çözeceğim diye bakacağım. İlk önce şu, bakın. Bu böyle bir kutu var. Buralarda ve burada potansiyel sonsuz olduğu için
duvar görevi gördüğü için içeri giremiyorum. Ama mesela şöyle bir durum olursa ne olur? Artık bu bir boyutlu kutu sorusunu bırakalım. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Buraları da siliyorum artık. Gördük çünkü. Yeni sorumuz finite well diye geçiyor. Yani duvarlar infinite olmasın da biraz daha geçerli olabilir. Şimdi mesela şöyle. Evet, yine sıfırla L olayı var. Burada U eşittir sıfır. Burada U'lar var burada. Belli bir sabit U var. E çizgim buradan geçiyor. Parçacığın enerjisi U'dan küçük, görüyorsunuz. Burası birinci bölge. Burası ikinci bölge. Burası üçüncü bölge. Burası eksi sonsuza doğru gidiyor böyle. Eksi sonsuza kadar gidiyor. Burası da artı sonsuza kadar gidiyor böyle. Artı sonsuza kadar gidiyor. Bana sorduğu şey burada ne? Ona bakacağım. Bakın bunları da çözdüm. Bunları da herhangi bir şey yok. Bana sorduğu şey 3 bölgedeki dalga fonksiyonunu hesapla ve katsayıları nasıl bulabiliyoruz onları göreceğiz. Bu da aslında çok zor bir şey değil. İkinci bölgeyi hesaplamak benim için her zaman daha kolay. Çünkü ikinci bölge her zaman neydi? Burası psi 2 olsun. Burası psi 3. Burası psi 1. İkinci bölgeyi hesaplamak kolay çünkü sıfırla L arasında U sıfırsa psi 2'yi hemen yazabilirim. Particle bir boyutlu kutudaki parçacık. D sin kx artı E cos kx. Bunu böyle yazayım. Hemen oradaki çözümü yapmak kolay çünkü o bildiğimiz bir şey. Şimdi diğerlerine bakacağım. 1 ve 3'e bakacağım. Birincisi sıfırın öbür tarafında. Dikkat edin bakın eksi bölgede yani. Çözüme bakalım. Birinci için çözüyorum. Eksi h bar kare 10 2m. D kare psi 1 bölü dx kare. Artı u psi 1 eşittir i psi 1. U'yu öbür tarafa atıyorum. Ama u e'den daha büyükse şu hale gelebilir. D kare psi 1 olur dx kare. Eşittir 2m bölü h bar kare u eksi e psi 1. Bunu böyle yazabiliyorum. Çünkü u'yu bu tarafa attım. Eksiyi de öbür tarafa attım. Başında eksi var çünkü. U e'den daha büyük olduğu için böyle yazabiliyorum. Eksi yazdığım zaman burası eksi, burası eksi oldu. U'yu öbür tarafa attım. Şu kısma c kare diyorum. C kare. O zaman bakalım. D kare psi 1 bölü dx kare eşittir c kare psi 1. Bunu sinüsle kosinüsle çözemem. Çünkü eksi yok. O yüzden bunun çözümü şudur. Psi 1'in çözümü. X. A e üzeri cx artı b e üzeri eksi cx. Psi 1. A e üzeri cx artı b e üzeri eksi cx. Ama bölgem de sıfırdan küçük bölge. O yüzden e üzeri eksi cx'i atmak zorundayım. B eşittir sıfır. Yani b psi 1 ne olacak? A e üzeri cx. Bunu da bulduk. 2'yi de zaten bulmuştuk. Ama bakın 1 ile 3'ün hiçbir farkı yok, görüyorsunuz. 1 ile 3'ün çözümü aynı. O'ların tabii şeyini biraz yüksek çizmiş ama 1 ile 3'ün çözümü aynı. Sadece bu 3 artı bölgede. O yüzden mesela 3'ün çözümünü de şöyle yazabilirim. Onu da şuraya yazayım. Psi 3 x aslında şöyle yazabilirim. 2 tane gene çözüm var. A'yı, B'yi kullandım, C'yi kullanamıyorum, D, E'yi kullandım, F,
ve g'yi kullanabilirim. F e üzeri cx artı g e üzeri eksi cx. Burada da bakın sıfırdan büyük bölge olduğu için cx'i kullanamam çünkü gider infinity'ye gideceği için, sonsuza gideceği için f kısmını da atıyorum. F eşittir 0. Yani 1 ile 3'ün çözümü hiçbir farkı yok. Çünkü aynı potansiyele sahipler. Ne olacak? G e üzeri eksi cx. O zaman dalga fonksiyonlarını görüyorsunuz. Birinci bölgedeki dalga fonksiyonu, ikinci bölgedeki ve üçüncü bölgedeki dalga fonksiyonlarını görüyorsunuz. Artık şu bu şekil kalsın. Şu şekilde şuraları ama silebilirim. Hiçbir şey yok bundan. Yazalım. Gene şöyle gelir sadece çözdük. Başka hiçbir şey yapmadık. Şimdi o zaman tekrar yazalım. Psi 2'yi biliyorum. Psi 1'i yazıyorum. A e üzeri cx. Psi 3'ü yazıyorum. G e üzeri eksi cx. 3 tane dalga fonksiyonumu da gördüğünüz gibi yazdım. 3 tane dalga fonksiyonumu yazdım. Dikkat edin, sıfırdan küçük ve büyük bölgelerde hangilerinin gittiğini görün. Çünkü sıfırdan küçük de bu infinity'ye gider olmaz. Şurayı da siliyorum. Şimdi bakın bu ikinci dereceden Schrödinger denklemi ikinci dereceden olduğu için bakın. Schrödinger. Schrödinger. İkinci derece denklem. O yüzden dalga fonksiyonu psi sürekli, psi'nin türevi de sürekli. Bakın psi sürekli, psi'nin türevi de sürekli. Görüyorsunuz, psi ve onun türevi de sürekli. O yüzden bakın, sürekli conditionlarını kullanmak zorundayım. Şurayı da sileyim artık. Sürekli conditionlarını da kullanmak zorundayım. 1. Say 1, say 2, say 3. Say 1 ile say 2 sıfırda eşit olacaklar. Onu yazayım. Say 1 sıfır. Eşittir say 2 sıfır. Buradan ne görüyorum? Say 1 sıfır. Say 2 sıfıra eşitse A eşittir. A eşittir ne geliyor buradan? Say 2 sıfır eşittir sinüs kısmı geliyor. A eşittir E. Kosinüs eşit çünkü. Kosinüs sıfırda bilettiğin için. Say 1'in türevi sıfırda. Say 1'in türevi sıfırda. Eşittir say 2'nin x'e göre türevi tabii ki. Sıfırda olacak. Say 1'in sıfırdaki türevi say 2'nin sıfırdaki türevine eşit. Say 1'in sıfırdaki türevi. AC eşittir. Say 2'nin sıfırdaki türevi. Sinüs kosinüs olacak. Kosinüs eksi sinüs oluyor. O gidiyor zaten. Eşittir. KD. Görüyorsunuz. Say 1 sıfır, say 2 sıfıra eşit. Say 1'in türevi sıfır, say 2'nin türevi sıfıra eşit. AE eşit, AC eşittir KD olduğunu görüyorum. K buradaki K zaten. Sinüsün türevi çünkü kosinüs olacak. Oradan gelecek bir terim. Şimdi aynısını diğerleri için kullanacağım. Say 2 LD, say 2 say 3 L. Bunlar say 2 LD, say 3 L'ye eşit. O yüzden yazıyorum. Say 2 say 3. Say 2'de ne vardı? D sin KL artı E cos KL. Cos KL eşittir say 3'ün şeyi L'dekine G e üzeri eksi C olacak.
Bu birincisi condition. İkinci condition'ı şuraya yazayım. İkinci condition'ı şuraya yazayım. Sayı 2'nin türevi L'dir. Türevi L eşittir sayı 3'ün türevi. L. O zaman türevini alıyorum. DK cos KL eksi EK sin KL eksi olacak. Çünkü türevini alacağım cos'un eksi. Eşittir. Eksi C G eksi CG E üzeri eksi C. Bu da ikinci condition. Şimdi bakın. Olay şu. Schrödinger denklemini tanımladık. Özler, öz vektörler olduğunu gördük. Ondan sonra bir boyutlu kutu içinde hesapladık. Dışarılarda potansiyel infinity sonsuz olduğu için problem yaratmasın diye. Dışarıda potansiyel sonsuz olduğu için orada da dalga fonksiyonu sıfır olacaktı. O yüzden o çözümü yaptık. Bir de belli potansiyeller olduğu zaman, yani sonsuz olmayacak da belli yüksekte potansiyel olduğu zaman dalgaların buradan 1'de, 2'de ve 3'de oluştuğunu onları nasıl hesaplayacağımızı gördük. Şunu biliyoruz. Schrödinger denklemi 3 boyutlu bir 2 derecenin, 2. dereceden bir denklem olduğu için 2. dereceden denklemin olayı şu. Kendisi ve türevi süreklidir. Kendisi sürekli. 1 ve 2 sıfırda sürekli, türevleri de sıfırda sürekli. 2 ile 3, L'de sürekli, türevleri de görüyorsunuz. 1, 1 ile 2 sıfırda sürekli. Türevleri de sürekli. Görüyorsunuz. Bunlara dikkat etmek lazım. Türevleri de sürekli. Doğru, tamam. Sinüs kosinüs oldu, tamam. 2 ile 3, kendisi L'de sürekli. Ve türevleri de L'de sürekli. Türevleri de L'de sürekli, onu da bulduk. Bu kadar basit. Bu Schrödinger'in sadece küçük bir uygulamasıydı. Bir dahaki videoda soru çözümüne başlayacağız.